Çok değerli basın mensupları, hepinize sağlıklı günler diliyorum, iyi mesailer diliyorum. İşleriniz rast gitsin. Dün AK Parti heyeti bizi ziyarete geldi. Tabi siyaset açık kapıcıdır, kabul ettik, görüştük. Niye geldiler? Biz 4 Ekim'de samimi bir kanun teklifi verdik. Kadının özgürlüğü, kılı kıyafet özgürlüğü ile ilgili samimi bir kanun teklifi verdik. 4 Ekim'de verdik. Aslında şimdiye kadar AK Parti bunu kabul etseydi 10 Ekim'de bu yasalaşmış olurdu. Zaten fiilen ortadan kalkmış olmayan bir sorunla ilgili yasal da bir teminat olurdu. Biz bunu niye yaptık? Çok açık ve samimi söylüyoruz zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşme vizyonunun da bir parçasıydı bu. Geçmişte yaşanmış kimi acılar, üzüntüler için böyle bir yasal düzenlemenin güzel olacağını, hoş olacağını düşündük. Fakat Erdoğan bunu gollük bir pas olarak değerlendirdi. Neyi gollük bir pas olarak değerlendirdi Erdoğan aslında? Başörtüsünü. Neyi? Kadının özgürlüğünü. Erdoğan kadının özgürlüğünü istemek sana gollük bir pas oluyorsa vay geldi Türkiye'nin haline. Yazık. Böyle bakmamak lazım. Gerçi başörtüsü Erdoğan için hep bir istismar konusudur. Hep bir menfaat konusudur. Şimdi sulandırılmış bir anayasa değişiklik önerisiyle geldiler. Efendim biz bir size teklif getirmedik ama biz 24 ve 40 maddelerde düzenleme istiyoruz. Niye kardeşim? E böyle yapalım. E bizim bir kanun teklifimiz var. Gelin bunu kabul edelim. Yok biz bunu böyle yapalım. Bakın biz biz samimiyiz. Kanun teklifimizin arkasındayız. Dedik. <laughs> ne dedik? Seçime yedi ay kala anayasa değişikliği bir art niyet işidir. Seçime yedi ay var ya bir anayasa değişecekse yeni meclis değiştir. Bu anayasa ortaya yerdeki darbe anayasası diye nitelediğimiz anayasa 19 defa 19 seferde 189 değişikliği 184 değişikliğe uğramış. Ama hala berbat bir anayasa var. Yani iki maddeyle mesele çözülecek mi? İki maddeyle ortaya berbat anayasa özgürlükçü sivil bir anayasa olacaksa eyvallah. Böyle bir şey yok. Ne var? Erdoğan gollük pası aklınca, zannınca gole çevirecek. Yemezler Erdoğan. Ve temel hak ve özgürlükler referandum konusu olamaz. Nokta. Fırsatçılık Erdoğan'ın fıtratında vardır değerli arkadaşlar. Ama Erdoğan şunu bil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası senin kişisel ajandana göre kurgulanamaz ve kurgulanmayacak. Türkiye'nin sivil, özgürlükçü, nitelikli, daha az madde sayısı içeren bir anayasaya ihtiyacı vardır, doğrudur. Bunu yapacak olan da 28. dönem parlamentosudur. Bunu böyle bileceksin. Hiç kusura bakma. Ama gel tekrar buradan sana çağrı yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci imza sahibi olduğu kanun teklifine omuz ver. İstiyorsan al onu biraz revize et. Bunun üzerinden gidelim. Derli toplu bir kanun teklifini meclisten bir iki günde çıkaralım ve bu defteri kapatalım. Türkiye bu ayıptan kurtulsun. Kaldı ki anayasa değişikliği diyorsun ya. Biraz sonra değineceğim. Anayasada basın ürdür, sansür edilemez diyor. E ne oldu daha iki hafta önce meclise sansür kanunu getirdin kardeşim. Şimdi o kanunun TCK 217'ye göre Bay Kemal'e dava açtırmış bürokratlarına. Vay be. Şimdi <laughs> bu konu böyle. Bay Kemal konuşuyor. Nasırlarına basılmış gibi hop hop zıplıyorlar. Hop hop zıplıyorlar. Niye? Dün sorularımı sordum. Millet adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına sorularımı sordum. Sorularıma an itibariyle 24 saat geçti. Zerre cevap alamadık. Onun yerine bir dava suç duyurusu ve ona dayalı bir dava dilekçesi geldi önümüze. Ben de sormuştum oysa, Türkiye kara, ponus, kara para konusunda neden gri listede Erdoğan dedim. Ve o ülkeleri saydım. Saydığım ülkelerin, 20 küsur ülke saydım, üç tanesini Türkiye'nin tamamı bilmez. Ve dedim ki, zindaştiği, yani Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu serbest bırakan hakim nerede Erdoğan dedim. Hatta bu hakim soruşturma dosyası iki yıldır neden bekletiliyor dedim. Hala cevap bekliyorum. Zindaşti'yi gönderen hakimi söylüyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına koyulan tedbir neden kalktı Erdoğan dedim. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış yasağı tahtidi neden kalktı dedim. Cevap yok bu kararı alan hakim ve savcılar şimdi nerede dedim? Cevap yok. Almanya'da haraç ve uyuşturucu ticaretine adı karıştı için sınır dışı edilen Sanger Ahmadi'yi İstanbul'da Boğaz'da lüks tekne turunda görmediniz mi dedim? Haberiniz yok mu bundan dedim? Cevap yok. Türkiye'nin Rus, Azeri, Çeçen, Kazak, Özbek mafyasının Nasıl ve neden hesaplaşma ve hakimiyet kurma alanına dönüştüğünü sordum. Cevap yok. Ben dün söyledim. Bir ülkeye uyuşturucu girerse, bir ülkeye kara para girerse oraya mafya kendiliğinden girer. Üstelik Rus, Azeri, Çeçen, Kazak, Özbek, ne ararsan var. Sırp, hepsi var. Hepsi Türkiye'de. Dünyanın bütün mafya babaları Türkiye'de. Neden? Bu konuda ne yapıyorsunuz dedim. Cevap yok. Şunu mu yapıyorsunuz dedi. Hani FETÖ'ye yaptınız ya parası olanları ve AK Parti'ye yakın olanları kolladınız. Parası olmayanları ve AK Parti'ye yakın olmayanları kodese doldurdunuz. Şimdi uyuşturucu baronları ile ilgili kara para aklayıcıları ile ilgili de mi bunu yapıyorsunuz? Bu taktikle mi yürüyorsunuz dedim. Cevap yok. Varlık barışı kanunu çıkardığınız yıllarda Türkiye'ye giren kaynağı belirsiz paralara neden soruşturma kovuşturma ve vergi incelemesi yapılamaz diye kanun yaptınız dedim. Cevap yok. Varlık barışı çıkardığınız yıllar içerisinde Türkiye'ye giren 82 milyar 618 milyon dolar nerede dedim? Cevap yok. MASAK'ın elini kolunu kim bağlıyor dedim? MASAK bu konuda soruşturma yapmıyor, yapamıyor dedim. Cevap yok. Bu soruların cevabı yok. 2008, 2011, 2012, 2016, 2018, 19, 20 ve 2022'de varlık barışı kanunu çıkarmak suretiyle kaynağı belirsiz paralar geldi, vergi almadınız, mali incelemeye tabi tutmadınız, soruşturma konusu suç olan paralar da geldi dedik. Abdülatif Bey genel kurulda kıyamet kopardı. İsyan ve itiraz etti. Konusu suç olan para dedim. Bu paralarla evet Bay Kemal söyledi bu paralarla cari açığı düşürüyorsunuz. Evet işte buradan Merkez Bankası tablosunu gösterdim. Merkez Bankası tablosu bu. Benim değil. 82 milyar 618 milyon dolar girmiş kaynağı belirsiz para, konusu suç olan para cevap yok. Nasıl olacak şimdi? Bu sorulara yanıt veremeyenler <laughs> kahraman polisimizi, kahraman jandarmamızı kendilerine kalkan yaptılar. Ve ibretlik bir suç duyurusuyla karşı karşıyayız. Şimdi değerli arkadaşlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir suç duyurusu. Aslında bu suç duyurusunda doğru şeyler var biliyor musunuz? Ne var ben size söyleyeyim. Şurayı okuyalım hep beraber. <laughs> Teşkilatımızın yasalar uygun olarak değil de belli organize suç gruplarıyla birlikte hareket ettiği algısı oluşturmaya çalışılmış ve emniyet teşkilatımızda bir gün Sayın İçişleri Bakanımızı toplum nazarında itibarını zedelenmeye çalışılmıştır. Ben dün söyledim. Biz suç işleri bakanı dedik. Suç işleri bakanlığı demedik sayın genel müdür. Sakın ha. Sen kendini bakanla bir tutma. Biz senin uyuşturucu baronlarıyla fotoğraflarını görmedik ki. Senin veya kahraman polisimizin böyle bir fotoğrafı yok. Senin bakanın var. Daha ibretlik bir ifade var burada. Efendim anayasa kanunlar ve meri mevzuatı uygun şekilde iş ve işlem yapan emniyet teşkilatımıza yapılan bu itham açıkça iftira niteliğindedir değil de teşkilatta değil de fakat şimdi bir şey okuyorum buradan. Zira paylaşımda yer alan ifadelerle ilgili Sayın İçişleri Bakanımızın devleti şahsi mi itirazlarıyla yöneten kişi olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Evet. Tam da bunu yapıyoruz işte. Tekrar okuyayım mı? Zira paylaşımda yer alan ifadelerle Sayın İçişleri Bakanımızın devleti şahsi itirazlarıyla yöneten kişi olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Algı değil Sayın Genel Müdür. Olgu olgu. Böyle bir olgu var. Bu olgunun peşindeyiz biz. İçişleri Bakanı'nın devleti şahsi itirazlarıyla yönettiğini iddia ediyoruz. Bunun, bunun bunun iddiamıza gerekçe çok. Sadece foto çekilen fotoğraflar değil. İçişleri Bakanı değil mi CHP il başkanlarını şehit cenazelerini almayın diye? Bu bir şahsi itiraz değil mi? Kim ve politikası değil mi bu? Böyle bir iddianame. Ve Bismillah şikayet suç demiş TCK 225 267 ve halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma başlıklı 217 a hayırlı olsun. Iki hafta çıkan önce çıkan sansür yasası ilk ürününü verdi. Hayırlara vesile olsun. Şimdi bu halkı yanıltıcı bilgi oldu. Peki bu ne kardeşim? Bu Merkez Bankası'nın raporu ya. Merkez Bankası'nın envanteri mi işte bu? Özeti, bilançosu neyse. Ödemeler dengesi bir listesi. Evet. Ve TCK 217. Eğer bir şey yapacaksanız TCK 217 adam Merkez Bankası'na yapın. Burada 82 milyar 618 milyon dolar kaynağı belirsiz para. E bu cari düşürmez mi? E düşürüyor zaten. Bay Kemal de bunu söyledi. Böyle bir tablo. Şimdi tabi ibretlik bir tablo ama dediğim gibi iddianamenin ikinci sayfasının 2, ee iki, üç, dördüncü ve 5. paragraflarına katılıyoruz. Süleyman Soylu bakımından katılıyoruz. Suç duyurusu. Ama sayın genel müdür yapma etme. Yapma etme sen genel müdürsün. Sen genel e, Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili, polisle ilgili, jandarma ilgili sen genel başkanın ağzından bir şey duymuş olamazsın. Buradan da anlıyorum ki sayın genel müdür sayın genel başkanımızın o videosunu izlememiş. İzlememiş. Süleyman Söylen'e demiş ki e, Kılıçdaroğlu Emniyet teşkilatımıza hakaret etti ya da işte bilmem itamda bulundu demiş. Ya bakmamış adam ya. Bay Kemal'in videosunu seyretmemiş Sayın Genel Müdür. Sayın Genel Müdür. Videoyu bir seyredeydin ya. Bir siyaset yapıyoruz kardeşim. İçişleri Bakanı'na da laf söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'na da laf söyleyeceğiz. Eğri eğri doğruya doğru diyeceğiz. Onu yapıyoruz zaten. Fakat sen şimdi soruyorum Sayın Genel Müdür. Kahraman polis teşkilatımızı ayırarak mensuplarını yöneticilerini sen genel müdür müsün avukat mısın ya? Genel müdürlüğünü yap kardeşim. Sen itiraf etmişsin zaten Süleyman Soylu devleti teşkilatı kendi itirazlarına, itirazlarına göre yönetiyor. Böyle iddia ediliyor. Böyle yapılmak isteniyor. Evet biz de onu dedik zaten. Sana ne? Sana ne? Sen Süleyman Soylu seni kendine kalkan yapmak isteyebilir. Sana ne? Sana ne oluyor? Ayıptır ya. Devlet adamı olun kardeş. Devletin genel müdür olun ya. Devletin polisi olun. Emniyet teşkilatını daha önce sızan bir kişiye bağlı insanların neler yaptığını, ordumuza sızan daha önce sızan bir kişiye bağlı insanların neler yaptığını 15 Temmuz'da çok acı bir şekilde yaşadık. Yapmayın etmeyin. Kimsenin adamı olmayın. Devletimiz yücedir. Büyüktür ve güçlüdür. Bugün başında Ahmet olur, yarın Mehmet olur. Siz devletin genel müdürü olarak devletin ve bakanlığın saygınlığını korumak zorundasınız. Tekrar söylüyorum, sen genel müdür. Ben bakana laf söylerim. O da bana söyler. Sen bu işe karışma. Kalkan olma. Günaha kalkan olma. Olma. Şimdi sen şunu hallet ama. Rica ediyorum senden. Polis Akademisi mezuniyet töreninde AK Parti marşı çalan ya da çaldıranların hesabını sor ve millete ver. Sana düşen bu işte. Devletin genel müdür olmak bu, bu, budur. Polis Akademisi ya. Mezuniyet. <laughs> Değil mi? Mezuniyet. AK Parti marşı ya. Hiç olmadı ya. Hiç olmadı. Hiç. Yazık. Tek adam cuntası tek adam diktatörlüğünde bir parti devleti inşa edilmek için her şey yapılıyor. Ama yedi ay kaldı. Olmaz artık. Zorlamayın. Yedi ay kaldı. Bundan sonra Türkiye bir parti devletini taşıyamaz, taşımayacak. Ama derdiniz bu, muradınız bu. Bir parti devleti olmaz. Parti devleti var ise demokrasi yoktur. Demokrasi yoksa bir felaket vardır. Böyle bakıp bilmeliyiz değerli arkadaşlar. Şimdi efendi dün cahillikten söz etmiş. Bay Kemal'e Bay Kemal'i cahillikte suçlamış. Tam cümlesini okuyayım da ona bir cevap verelim. Beyefendiden aktarıyorum. Ben ekonomistim maşallah. Bizim şu anda yap işlet devretle eserleri üretenler Bunların toplam bedelini ortaya koysak, bunlara faiz ödemeye kalksam, altından kalkamazdık. Şimdi milli bütçeye en ufak bir yük olmuyor Recep Tayyip Erdoğan. İşte bu cahillik. Bu cahillik. Niye biliyor musunuz? Bunun bir, Erdoğan, bu yapıştırıcı devletlerin kamu özel işbirliklerinin faizini, faiz ödeniyor zaten de millet ödüyor, tabii sen ödemiyorsun. Sen milletten topluyorsun, kasaya koyuyorsun, kasadan da ödüyorsun. Bu projeleri devlet yapsaydı iki tane iki kalem ödememiz olacaktı bak. Kılıç krediyle bile yapsak iki kalem ödememiz vardı. Neydi? Ee, ana para ödeyecektik. Krediyle yaptıysak da faiz ödeyecek. İki kalem. Şimdi dört kalem ödüyoruz Erdoğan. Dört kalem. Dört. Senin bunlardan haberin yoksa görevini ihmal ediyorsun varsa ve dün böyle bir beyanat veriyorsan halka yalan söylüyorsun. Ya da bunların ikisinin karışımı olarak cahilce laf ediyorsun. Ben sana söyleyeyim. Şimdi ana para ödüyoruz. Faiz ödüyoruz. işletme gideri ödüyoruz. Ve dolarla vermişsen ABD'deki enflasyon üzerinden avroyla vermişsen Avrupa Birliği enflasyonu üzerinden de ayrıca enflasyon farkı ödüyoruz Erdoğan. İki kalem lira, dört kalem lira Erdoğan. İşte cahillik burada başlıyor. Bilmemen mümkün değil. O zaman halka yalan söylüyorsun. İkisini karıştır. Cahilce bir laf çıkıyor. Ortaya. Al Erdoğan al. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğim bütçeden aldım bu fotokopiyi. Bütçeden aldım. Beş, yıla, beş yıldır ödenen para 121 milyar TL Erdoğan. O da var onu getirmedim. Ödenmiş. Şimdi burada diyorsun ki sen kamu özel işbirliği. Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık, sağlık kira vesaire. Garantiler 2023, 2024 ve 2025. Önümüzdeki 3 yılda ödenecek para 373 milyar 627 milyon TL. 121 milyarda bundan önceki bugünden geriye üç yıldır ödü üç yıl üç yıldır ödüyorsun al sana 500 milyar TL tablo buyken milletin cebinden beş kuruş çıkmıyor demek cahilliktir başka türlü izah edilemez yazık günah ve ne diyeyim ne diyeyim milletin gözünün içine baka baka millete yalan söyleyene ben ne diyeyim ya ben yasamanın bir üyesiyim. Bütçeyi burası yapıyor. Ve buraya gönderdiğim bütçede 373 milyon 627 internette yok mu bu? Herkes girsin internetten merkez yönetim bütçe kanun teklifine baksın. Ödenecek ya. Bu buradayken bunu meclise böyle kalın kitap olarak göndermişsin. Beş kuruş çıkmayacak diye cahilce bir laf ediyorsun. Hoş değil Erdoğan. Hoş değil. Ve Faiz düşerse düşüyor, enflasyon düşmüyor. Erdoğan ne diyor? Yılbaşından sonra dünyada faiz inecek. Erdoğan, daha dün FED faiz arttırdı. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Niye arttırıyorlar? Enflasyonu dengeleyecekler. Oralarda da enflasyonda bir şişme var. Sen ne yapıyorsun? Merkez Bankası'nın politika faizini düşürüyorsun. Millete faizi düşürdüm. Nas var çünkü diyorsun. Ama piyasalarda faiz yüzde yirmi aşağı, faiz para yok. Erdoğan bir şey bil. Faiz nasıl düşer biliyor musun? Kimse faiz istemez zaten. Enflasyon düşünce faiz otomatik olarak düşer. Peki TÜİK bugün enflasyon açıkladı ne? Yüzde seksen beş Varsayalım ki yüzde seksen Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bunun yarısı kadar enflasyon yok. Amerika'da onda biri kadar. Peki TÜİK bunu niye böyle yapıyor? Bunu düşündük. TÜİK bunu şunun için yapıyor. Devlet tabi Erdoğan beş çeteye para e, pompaladığı için devletin parası azalıyor doğal olarak. Kasada para azalınca devletin memuruna emeklisini ödemesi gereken paralar var. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şu rakamın açıklanmasıyla ne oldu bakın. Memurlar ocakta enflasyon farkı artı sekiz puan alacak. Emekler de bir zam alacak. Peki TÜİK milyonlarca memurun düşük maaş artışı alması için enflasyonu düşük gösteriyor diyorum. Mealen diyorum ki TÜİK memurun ve emeklinin sofrasından enflasyonu yanlış göstermek, düşük bilinçli olarak, kasıtlı olarak düşük göstermek suretiyle memurun ve emeklinin sofrasından ekmek çalmıştır, ekmek. Rızık çalmıştır, rızık. Ey TÜİK bir dava daha aç bana. Sen hırsızsın. Memurun, emeklinin sofrasından ekmek çalıyorsun. Evet, buradan söylüyorum. TÜİK'in kıymetli yöneticileri. Hırsızlık yapıyorsunuz. Bunun adı budur. Ayza atacağım şimdi. TÜİK üzerinden bu tabloyla bundan sonra hiç enflasyon olmasa şöyle olacak arkadaşlar. Bir daha hiç olmadı diyelim. Artmadı ki artacak muhtemelen. İnşallah da artmasın. TÜİK üzerinden memurlar bu manzara karşısında yüzde on iki zam alabilecek. Ama biraz sonra göstereceğim. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verilerine göre memurların alması gereken zam ne biliyor musunuz? Yüzde on dokuz. Peki İstanbul Ticaret Odası'na güvenmeyecek miyiz? En Enak'ı söylemiyorum. Onu söylersem 217 yüz adamlara dava açarlar dezenformasyonda. Enak yüzde 85. Bırak onu Enak'ı. İTO, İTO, İstanbul Ticaret Odası. Enflasyonu ne açıkladı? Yüzde yüz sekiz. TÜİK seksen Ve bu nasıl yansıyor? TÜİK'e göre yapılacağı için benim memurum yüzde on zam alabilecek. Emekli yüzde on nokta İTO'ya göre olsa ne olacaktı? Memurumuz 12 yerine yüzde 19 zam alacaktı. Emeklimiz 10.9 yerine 17.4 zam alacaktı. Bütün bunlara rağmen <laughs> dün söyledim Erdoğan, Zimbabwe, Lübnan, Suriye, Sudan ve Venezuela dışında bizden daha yüksek enflasyon olan ülke yok. Beşinci sıradayız vay anasın. Enflasyonda Avrupa'nın, Amerika'nın bizi kıskandığı dünyada, ortamda 178 ülke enflasyonda bizden iyi durumda. Bizden kötü 5 tane ülke kalmış. Erdoğan Türkiye'ye getirdiğin tablo bu işte. Şimdi bakın Yıllık enflasyonumuz değerli arkadaşlar 2001, 2001'in Eylül'üne kadar stabil gitmiş 14 Ocak'ta 2001'in 21'in e, ocağında, 2021'in Eylül'ünde 19. Grafik tuz. Türkiye ekonomi modeli diye bir şey icat ettiler ya bunlar. Eee Eylül ayında. Buyurun Türk enflasyon Türkiye'ye göre fırlamış gitmiş. Türkiye ekonomi modeli. Modeliniz batsın sizin ya. Modeliniz batsın ya. Milletin kan ne emdiniz ya? Şuraya bak. Türkiye göre 85. Bakın size çarpıcı bir şey göstereceğim şimdi. Aynı tablo. Bu tabloya iyi bakın Eylül'e kadar stabil Sonra Türkiye ekonomi modeli devreye giriyor, şişiyor. Burada da böyle, burada üç ayrı kurumun enflasyonu var. Eylül'e kadar 19, hepsi mütabık. Eylül'den Türkiye ekonomi modelinden sonra kırmızı renk TÜİK'in 85.5 bugün itibariyle. E, turuncu olan İstanbul Ticaret Odası'nın 108.8. Mavi olan KKTC'nin TL orada geçerli yüzde yüz yirmi. KKTC'deki enflasyondan aşağı enflasyon Türkiye'de olabilemez. Yüzde yüz yirmi. Hadi ben onu saymıyorum. İstanbul Ticaret Odası yüzde yüz sekiz nokta dokuz. TÜİK. Ya İTO'ya yanlışını düzelttir ya sen yanlışını düzelt. Efendim güncelledik hani daha önce hep böyle gösteriyordum Avrupa. Avrupa ülkeleri şu maviler, kırmızılar maşallah Türkiye. 85. Bak bir şey olmuş. Ben hep şu örneği veriyordum. Kardeşim biz de 70-80 derken Ukrayna ve Rusya'da çok düşük olduğunu söylüyordum. Ukrayna'da 24.1 bugün taze. Bak Rusya ne olmuş biliyor musunuz? Rusya enflasyonu bir de düşe geçmiş. 13. 13. Savaşıyor adam. Savaşıyor. Bu savaşı Taraflar açısından istemiyoruz, tasvip etmiyoruz. İki tarafa da her vesileyle sağduyu çağrılarımızı yineliyoruz. Ama savaşar Rusya, enflasyon düşürüyor. Bizim beyefendi de fırlatıyor. Bu, bu tablo çok önemli. Avrupa bizi kıskanan Avrupa ülkeleri, Amerika var mı burada bilmiyorum. Evet, en kabadayısı yüzde 34, Moldova, sonra Ukrayna 24, aşağı doğru geliyor. İsveç'te enflasyon 3, Norveç'te 6. Finlandiya'da 8. Bizim Kıbrıs'ta yüzde 120 ama Ka Güney Kıbrıs'ta yüzde 8. Yazık ya. Tabloya bak ya. Manzara bu. Bu da manzara Türkiye'nin çok ama çok kötü yönetildiğinin Türkiye'deki ekonomi politikalarının bırakın bilime, akla dayalı olmasına bir adeta yıkıma dayalı olduğunun açık aleni bir göstergesidir. Evet, yeni bir gündemimiz var, hayırlı olsun. Bulgur pilavı, pilav, ayran, şey bulgur pilavı, ayran, salata. Tarım Bakanımız, bugün bulgur pilavı, ayran ve salatanın eskiden lüks yemek olduğunu, şimdi kimsenin bunun yüzüne bile bakmadığını söylemiş. Bazen tabii bu AK Parti'nin fıtratında bunlar var. Biz bu AK Parti'ye gözünü toprak, çiftçiye gözünü toprak doyursun diyeni de gördük. Ananı da al git diyeni de gördük. Hadi bir takla at bakayım diyeni de gördük. Şu cep telefonunu ver bakalım kaç model diyeni de gördük. Bu da yeni bir manzara. Kimse, bulgur pilavı eskiden çok lüksmüş, misafir ikram edilirmiş. Evet bulgur pilavı iyidir, ben de severim. Bulgur pilavı, e, ayran ve salata artık kimsenin yüzüne bakmadığı yemeklermiş. Millet çünkü daha üst segment yemek. Herhalde herkes... Ejder meyveli, simutu falan böyle bunları yiyor. E, manda yoğurdu, kestane balı ve e, hurma ile besleniyor olmalı ki bulgur pilavının yüzüne bakılmıyor. Ayıp, ayıp, ayıp. Sayın Bakan millet ucuz ekmek kuyruğunda görmüyor musun? Sayın Bakan millet ucuz şeker, ucuz sıvı yağ kuyruğunda görmüyor musun? Millet akşamlara kadar pazara gitmeyip akşam pazardan çürük domates topluyor görmüyor musun? Allah'tan korkmuyor musun kardeşim? İşe böyle fantaziler karıştırıyorsunuz bir de. Gerçi siz şu zihniyetin insanlarısınız. AK Parti yöneticileri olarak. Kuru ekmek yiyorlarsa karınları tok diyen kafanın devamı bu Sayın Bakan. Öyle anlıyorum. Öyle anlıyorum. Ve Sayın Bakan'a bir şey daha söyleyeyim. O artık kimsenin yüzüne bakmadığı dediğim bu grup evet kimse yüzüne bakamıyor pahalı olduğu için. Geçen sene pilavlık bulgur kaç liraydı biliyor musunuz? 8 lira. Şimdi kaç lira olmuş? 22 lira. Bunun yağı var, soğanı var. İçine bir parça kuşbaşı katmak zaten mümkün değil. Salatayı saymıyorum. Domatesin, biberin, salatalığın, marulun fiyatını. Vay be, kafaya bak. Beyler şimdi bulgur pilavının artık kimsenin yüzüne bakmadı. Ya bulalım da yiyelim şu bulgur pilavını ya. Bulalım da yiyelim ya. Bulguru bulsa içine koyacak, domatesi doğrayacak, domatesi soğanı bulamıyor millet. Onun için yüzüne bakmıyor sayın bakan. Ne konuşuyorsun sen? Yani milleti perişan ettiler ama milletin aklıyla alay ediyorlar da haliyle bari alay etmesinler canım. Haliyle bari alay etmesinler değerli arkadaşlar. Bunu istiyoruz. Bunu rica ediyoruz. Bunu talep ediyoruz. Evet bugün çok uzatmayalım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Buyurun. bu cümlenin bütününe asla ve asla katılmamız mümkün değil. Cumhuriyete yıkım projesi demek cumhuriyete en hafif tabirle en azından saygısızlık, nankörlük olur diye düşünmek lazım. Evet. Buyurun. Yaptı mı gene basın toplantısı? Peki. Bunlar bir karar versin. Her vesileyle HDP'ye terörist diyorlar. Ondan sonra Erdoğan'ın kişisel şeyine göre bir anayasa ihtiyacı olunca HDP'yi e, bizim de iddia ettiğimiz gibi milletin oylarıyla seçilmiş legal, resmi parlamentoda grubu bulunan bir parti olarak gidiyorlar. Parti olarak gidiyorsunuz, gidin tabii de niye toplantılara çağırmıyorsunuz? yurt dışı gezilerine niye çağırmıyorsunuz HDP'yi? Bir karar verin artık. HDP terör örgütü ise bilelim, Hayır CHP gibi Ak Parti gibi İyi Parti gibi MHP gibi legal bir parti ise bilin bir karar verin. Bir karar verin. Garip. Bu şunun e, işareti. Yani Ak Parti'nin genel bir şeyi vardır hep fıtrat diyorlar ya onlar. Ak Parti işine geldiği zaman e, geçmişteki söylediklerinin tümünü inkar edecek Ak Parti demeyelim de Erdoğan bir yaklaşım bir anlayış içindedir. Daha önce de biliyorsunuz e, bunların böyle örnekleri çok. Ama biz HDP ile ilgili görüşümüz nettir. HDP meclisteki grubu bulunan siyasi partilerden, 5 siyasi partiden birisidir. Böyle bakıyoruz. AK Parti de diğerleri de böyle bakabilmeli. Ama bundan sonra gene toplantılara, gene yurt dışı gezilere HDP'yi çağırmazlarsa da bu gidişleri onlar için olumsuz bir tablo olur. Evet. için onlar da... bilmiyorum ama onların eee eee kuru sulu derken senin içinde mi demiş? AK Parti'nin içinde mi demiş? Yani eee pudra şekerini CHP'de kimse çekmedi. AK Parti'de çekildi pudra şekeri. Bunlar eee seviye seviye düşüklüğü. Erdoğan'ın bu ifadesini çukura düşmüşlük olarak, çukur olarak nitelerim sadece. Kimin ne içtiğine, kimin ne yediğine, kimin ne nasıl yaşadığına karışmak eskide kaldı. Hep söylüyorum. Erdoğan yaşam tarzından, inanç aidiyetinden, etnik aidiyetten beslenmek suretiyle, beslendiğini zannetmek suretiyle Türkiye'yi ayrıştırıyor ve Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyor. Sen kendi partindeki e, pudra şekercileriyle işe başla, sonrası bize bizi bakarız bize. E, burada söyledim ben. Türkiye'de Erdoğan'ın uyuşturucuya, Soylu'nun daha doğrusu uyuşturucuyla mücadele planı, AK Parti'nin ile mücadele anlayışı gibi. Bir kısmı yanımızda, bir kısmı karşımızda. Şimdi uyuşturucu baronlarıyla ilgili de öyle. Soru soruyorum, dokuz tane soru sordum, cevap alamadım diyorum. Zindaşti'yi kim kaçırdı? Zindaşti'yi e, tahliye eden hakime ne yaptınız? İki yıldır e, müfettiş soruşturması niye sonuçlanmadı diyorum, cevap alamıyorum. Uyuşturucu baronlarını Türkiye'ye davet eden AK Parti politikalarıdır. Süleyman soyludur. Kara parayı ve uyuşturucuyu Türkiye'ye çağırırsan mafyasını da baronunu da çağırmış olursun. Nokta. Evet çok teşekkürler.